Buldum. Uyudun mu Fiko? İsmi, uyudun. İsmi. Tutamıyorum aklımda ben bunları ya. Baksana sürükebilir. Niye bıraktın sen şeyi bana? İyi kadındı. Seni de seviyordu, iyi bakıyordu. O iyi ya, o iyi de ben iyi değilim. Şükran'ı atamıyorum ki aklımdan. Tamam manyaksa manyak. Ama benim tek aşkımdı o. Çocuklarımın anasıyım. Tamam ben seni anladım. Sen ona kızgınsın analık yapmadı diye. Bana da kızgınsın. Babalığı beğenmiyorsun. İşte çocukların adlarını aklımda tutamıyorum falan. Ama sen tutuyorsun ha. Ama çünkü biliyorsun sadece adlarına da değil dertlerine, mertlerine. Sen iyi bakıyorsun bunlara ya. Şükran da zaten sana güvenip saldı kendine. Yani sen bunların hakkından geliyorsun diye. O yüzden durmadan kaçıp kaçıp gitti ama ben hep kaldım. Eniklerle beraber. Ben de gençtim lan. Ben ne yapacaktım? Ben nereden bileyim alt bezlemeyi, şeyi... Ben de ne yapayım? İçkiye sığındım. Sen gençtin, ben çocuktum. Şimdi sığınacak bir yerim de yoktu. Doğru ya, sen çocuktun ama sen en akıllımızdın. Ya sen de bizden çıktın. Seni de biz doğurduk. Bizden iyi bir şey çıkıyorsa demek ki biz de o kadar kötü değiliz. Değil mi? Neyse ya. Biliyorum ay yaşım. Sorumsuzum. Ama ben hep sizin yanınızdaydım. Ben bilmiyor muydum? Bir kadınla kaçmayı ben bilmiyor muydum? Sarhoşum, mahrum. Hep yanınızda kaldım işte. Benim elimden de bu kadar geldi. Ben de bu kadarmışım işte, ne yapacaksın? Kaderiniz kötüymüş be kızım. Ama yine de seninkinin babasından daha iyi, değil mi? Benimki kim? Sözlü. Herifte bok gibi para var ama ne yaptı? Bir gecede cart diye kapının önüne koydu çocuğu. Şerefsiz. En azından ondan daha iyiyim, değil mi? Ondan iyisin. Sen de iyisin.
şanslı adamım mesela. Hem de çok şanslı. Ay. Hadi hadi. Kalk benim yatağımı yap. Benim uykum geldi. Selamlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Hoş geldin. Sağ olasın, sağ olasın. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk kardeşim, sağ olasın. Teşekkürler. Oo Cemil, aslan parçası. Hoş geldin Cemil, geçmiş olsun. Hoş geldin Cemil. Geçmiş olsun. Hoş bulduk amirim, sağ olun. Sayende büyük bir şebekenin başını teşhis ettik. Ne demek amirim, görevimiz. Sen nasıl oldun, iyi misin? Keşke biraz daha dinlenseydin be oğlum. Yok amirim yok, benim çok az ağrım var, çok şükür. Ben görevimin başında olmak istiyorum. Bir de tabii bunu yapan şerefsizleri de yani haddini bildirmek lazım değil mi? Aferin. O zaman ekibin başında sen varsın. Ahmet sana geldiğimiz aşamayı anlatsın, çalışmaya da başla bir an önce. Emredersiniz amirim. Yürü be Cemil. Vallahi fırtına gibi essin ha. Bundan sonra böyle kardeşim. Görürsün bak, hepsi karşımızda diz çökecek, görürsün. Hadi bakalım. Aldığımız ifadeleri getireyim mi sana? Cemil amirim. Getir kardeşim de. Ben önce şu Filiz'le Barış'ın bir ifadesini almak istiyorum. Onları bir karakola davet ediversene zahmet. Tabii amirim. Tabii. Nasıl istersen. Ay ne oluyor? Allah kahretmesin seni ha. Ha evimi başıma mı yıkıyorsun sen? Manyak! Ne oluyorsun? Baba, babaanne ne oluyor? Ya baba ne yapıyorsun ama ya? Kızım sen lavabo su akıtıyor demedin mi? Onu tabir ediyorum ya. Mahvetmişsin mutfağımı. Faydasızların bayrak sallayanı. Yıkmışsın mutfağı. Ya anne yıkacağım tabii. Yıkacağım sonra yapacağım. Allah Allah bak conta gitmiş. Şşş lan Fiko, git hemen al bura 50'lik 4 tane conta kap gel bakayım. Ben mi? He. Sen Fikret değil misin lan? Adınızı yazmış. Ya isimlerinizi ilik demiş ya. Babacığım yine bana kısmet yazmış. Ya baba. Yıktın mutfağı. Ben nasıl kahvaltı hazırlayacağım? Yapmayın bir yılda yapmayın ya. Allah Allah. Gidin siz. Akşama her şey bitmiş olur. Hadi. İnşallah belediyeden gelmişlerdir. Sana da böyle böcek ilacı sıktırırım. Ondan sonra oh ben de rahat ederim. Sen de. Yallah. Hayırdır Ahmet? Ne oldu? Ömer'i mi yakaladınız? Ya yok. Seni ve Savaş Aklı'na karakola almamız gerekiyordu. Hayırdır ya? Ne oluyor? Ne iş var oğlum karakolda? Bir konuda ifadesine başvuracağız da ondan. Tamam ben üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Ya abla ben de geleyim seninle karakola. Ya yok biz Barış'a gideceğiz zaten. Bana bakın okulda edeceksiniz kahvaltınızı tamam mı? Kiraz'a da söyleyin. Kontrol et bunları tamam. Kahvaltı etsin. Tamam tamam. Hadi. Abi babam klozeti sökmüş. Allah cezanı versin değil mi? Ha? Faydasız Fikri. Faydasız Fikri. Her yeri söktün, döktün. Ha? Ya babaanne gözünü seveyim babamı al başımızdan ya. Hep başımıza yıkacak bu. Nereye götüreyim yavrum? Nereye götüreyim? Bana bak Faydasız Fikri. Baba olacağım diyordun. Gitsene kızının peşinden bakalım ne istiyorlarmış. Anne o kendisi halleder. Beni bulaştırma gözünü seveyim ya. Fikri! Anne tamam. Faydasız Fikri. Tamam ben gideyim. Şu kirimi pasımı bir akıtayım ondan sonra Filiz'le karakola gideyim.
kızcağız sahipsiz sanıp da ezmeye kalkmasına, tamam mı? Aferin sana. Kedi olalı bir fare tuttun. Hayır, herkesin yapacağı bir iş var ya. Sen de baba olmuyor işte. Zorlama bunu ya. Biz ifade verdik zaten. Bir şey soracağım. Cemil niye çağırıyor bizi? Biz ifademizi verdik. Ya bu vurulma olayı falan oldu ya. O yüzden çok ciddiye alıyor Cemil bu işi. Bir de amirim bizzat onu yetkilendirdi bu abi soruşturması için. O bakımdan rica etti yani. Anladım, anladım. Tamam, geliriz biz. E buyurun o zaman. Ekip odası burada. Gecikmeden gidelim. Tamam, sen geç. Geliyoruz biz, geç. Bunun da ciddiye alması için vurulması gerekiyormuş herhalde. Cemil işte. Neyse, gitmişken şu boşanma işini de çözeriz. Hadi bakalım, ben de geldim, gidiyoruz. Nereye babaya? Kızım, baba olarak ben de artık yanındayım, sakın korkma. Ben de sizinle birlikte geliyorum karakola. Yok baba, gerek yok ya, sen oturuyor. Ben babayım. Ben ne dersem o olacak. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Tam oraya da ekip otosuna gel. Hadi gidiyoruz. Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Başlamışlar bak. Nefes alıyoruz. Ya gülüm Allah aşkına, nereye getirdin bizi? Şu tiplere bak, ne yapıyor bunlar böyle ya? Saçmalama, söz verdin. İhtiyacın olmadığını ispatlayana kadar gitmek yok. Ya tamam da bu ne ya? Çok güzel. Hadi çabuk. Tamam, tamam. Ya geç kaldık, herkes başladı, hadi. Nefesimizi diyaframın altında hissediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de nefes egzersizleri yapıyorduk. Hemen boş mindere geçin. Tamam, hadi. Buyurun. Eşinizi güvenli bir alana alın. Güvenli alan? Ha. Otur, otur. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Eşinizi bu şekilde tutacaksınız. Şimdi onunla beraber nefes alın ve nefes verin. Nefes alın. Almıyorsun, hissediyorum. Hayır, bir şey soracağım, pardon. Biz niye nefes alıyoruz acaba? Biz durmayacağız ki. Doğumda eşinizin koçu olacaksınız ya. Niye? Koçu. Ya... Öğretmen hanım, yani bizim ne işimiz var doğumda? Biz işte kapıda bekleyeceğiz, değil mi? Yani hayırlı haber bekleyeceğiz, bol tadacağız. Bu olayımız bu bizim yani. Nasıl yani? Ben içeride canımdan can verirken sen benim yanımda olmayacak mısın Tufan? Hepiniz olacaksınız yani. Ne yapıyorduk hocam? Ahmetciğim işte böyle doğuruyorlar, doğuruyorlar, salıyorlar sokağa. Baba dedim böyle kartal gibi olacak, yavrularını kanatlarının altına alacak benim gibi ya. Allah Allah. Ya tamam, sen de kırma adamın hevesini. Değişmiş işte. Ya bırak, üç günlük aklı var onun. Bir haftadır böyle, göreceğiz şimdi nasıl olacak. Siz şöyle oturun, ben Cemil abi. Geçin bakayım siz şöyle. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Siz de hoş geldiniz Savaş Bey. Ben de geldim. Siz de hoş geldiniz Fikri Bey. Nasıl oldun? İyiyim çok şükür de. Şimdi mi aklına geldi sormak? Ziyaretime bile gelmediğinize göre yoğunsunuz herhalde dedim. Bir ne işle uğraşıyorsunuz diye merak ettim. O yüzden bir ifadenizi almak istedim. Cemil'ciğim, biz zaten ifade vermedik mi? Vermiş zaten ifadeyi. Biz zaten Ömer'le ilgili bildiğimiz her şeyi anlattık. Bildikleri her şeyi anlatmışlar işte. Baba, bir saniye. Bu soruşturmanın başına ben getirildim. Büyük bir ekibi yönetiyorum. O yüzden bütün olup bitenleri Ömer'le ilgili tekrar bir baştan sona dinlemek istiyorum bizzat. Biz tabii aklın başına geldi zannettik ama gelmemiş. Evet evet, yani sen bayağı işi yokuşa sürmek için çağırmışsın. Silinlerimizi bozmak istiyorsun falan filan ki başardın da. Ne yani, şimdi bu yokuşa mı sürmeye çalışıyor? Niye yokuşa sürmeye çalışıyor? Abi, Allah aşkına bir dakika. Ya ne alakası var? Ben burada soruşturma yönetiyorum.
Ömer'le ilgili belayı başıma açtığınız için onunla uğraşıyorum işte. Ömer belasını biz mi saldık senin başına ya? Bize ne? Hem bu çocuk senin hayatını kurtardı. Konuşuyorsun hala bik bik. Bik bik niye konuşuyor ki bu hala? Niye? Ne? Ne yapayım yani? Minnet mi duyacağım? Allah Allah. Görevini yaptı o da. Ben de senin yeğenini kurtarmaya çalışırken kurşun yedim. İş bu iş. Allah belanı versin senin. Hiçbir şey duyma sen. Bana bak. Sen hiçbir şey duyma. Tamam mı? Sen bana o kağıdı getireyim. Sen onu bir imzala. Aramızdan hayatımıza çekil. O bize yeter. Tamam? Aynen öyle. Hey, eşek bandırıyor burada ya. Bunun ne derdi var seninle? Ha? Ya biz, ben boşanmak istiyorum bundan da. Hı. Onu yokuşa sürüyor, onu konuşuyoruz. İzin verirsen iki dakika. Yok ya. İskele babası mıyım ben? Şşt lan. Bana bak. Sen niye kızımı rahat bırakmıyorsun lan? Fikri Bey, siz bu işe karışmayın lütfen. Allah Allah. Niye karışmıyormuşum? İskele babası mıyım lan ben? Bana bak. Şşt, Fikri lan, Bey. Sürüklü Cemil. Sen daha küçük çocuktun lan. Kısa pantolonla dolaşıyordun. Yeni sünnet olmuşsun. Böyle geziyordun ortalıkta sen. Ne şimdi ne ne? Bak kızımın var ya, istediğini yap çok pataklarım seni ha. Şişt, Fikri abi. Ne? Bak mahalleden büyümüşsün. Sana saygı duyuyorum. Şuraya otur yoksa içeri alacağım abi. Hadi lan Allah korusun. Al da göreyim lan hadi. Soğanın cücüğü Cemil. İçeri alsan nasıl olacak o? Hadi al da göreyim. Al bakayım beni içeri. Al al. Şişt, al al. Beni al içeri beni efendim ya. Yeter be sen ne uğraşacağız ha? Ahmet düştü. Alıyoruz bu adamı içeri. Hadi, hadi abi hadi. Sakin ol. Hadi alıyoruz adamı içeri. Yürü. Cemil sakin ol. Ne oluyor burada? Ne bir gürültü? Bezimizi tam olarak ortalıyoruz. Benim gül yüzlü kızım. Benim tatlı bakışlım, kurban oldum. Nasıl da uslu uslu yatarmış ben bezerken onu. Aferin. Tülay Hanım şahanesiniz gerçekten. Bebeğin altını değiştirirken onu sakinleştirmek çok önemli. Ay sağ olun ya. Ben biraz tecrübeliyim de. En yakın arkadaşımın 5 kardeşine ben baktım, ben büyüttüm, hep yardım ettim. O yüzden fena değilimdir yani bu konularda. Sağ olun. Çok güzel. Niye kurs alıyorsa o zaman? Duydun değil mi öğretmen hanımı? Hı? Sarsmadan yap şunu biraz ya. Bak ne kadar güzel gülüyor sana. Ne kadar dünya tatlısı bir bebek ya. Konuşacaksın, rahatlatacaksın onu biraz. Ben daha ne söyleyeyim Allah aşkına Tülay ya. Ya şuna bak plastik bebek bile gülüyor halime ya. Aşkım bak babalık konsantrasyon işidir. Sevgi işidir. Sen bebeğe bütün sevgini vereceksin. O bizim bebeğimiz ya. Öyle düşün. Hala bebek diyor ya hala. Be... Tufan ne yaptın ya? Ya sen beni rezil etmeye mi geldin buraya? İnatma yapıyorsun. Ulan bütün işimiz gücümüz bitti geldik burada bebekle oynuyoruz ya. Ne? Tufan Bey, unutmayın eşiniz hamile. Karnında ikinizin bebeklerini büyütürken her bakımdan alt üst oluyor. Bu süreçte en azından desteğinizi hak etmiyor mu? Ya tabii de hocam yani... Ben gideyim o zaman. Tülay! Gülüm! Ya gülüm tamam gel hadi. Ya Tülay! Ya hadi plastik... Ya Tülay vallahi plastik işte koptu kaldı elimde ya. Yalan söyleme Tufan. Yalan söyleme inadına yaptım. Ben seni bilmiyor muyum ya? Ya gülüm niye inat edeyim Allah aşkına? Ya insanlar var içeride işte utandım yapamadım ya. Sanki evde olsaydın yapacaktın yani. Bebeğin altını değiştirecektin öyle mi? Yapacağım ya vallahi. Vallahi yapacağım ya. Ya bak sana söz. Bizim ne kadar doğru anne baba olduğumuzu ben sana ispatlayacağım. Yemin ederim ya. Bunun kitabı mitabı bir şey yok mu? Alalım bunu evde çalışalım neyse o. Vallahi ya. Tamam ağlama sen ne olur ya. Tamam. Alalım çocuğum. Senin dediğin gibi olsun. Şimdi niye ağlıyorsun gülüm? Ay bilmiyorum Tufan. Durduramıyorum kendimi. Bırak ağlayayım. Gel. Açım. Açsın. Vallahi madem amirsiniz lütfen söyleyin de boşasın kızımı ya. Yani zorla evlilik mi olur komiserim? Yani mesela bak
Annem de beni Şeyma ile evlendirmeye çalışıyor, değil mi Şeyma Hanımcığımla? Ama ben istemiyorum yani, zorla evlilik mi olur? Olur mu amirim? Olmaz tabii. Aha bak. Yakışıyor mu hiç Cemil sana? Yani seni istemeyen biriyle hiç evlilik sürdürülür mü? Hiç. Yalnız amirim. Tamam Cemil, uzatma. Getirin kağıtları. Cemil benim gözümün önünde hepsini imzalayacak. Ha çıkarayım, yanındaydı zaten. Amirim yalnız bir saniye, bir dakika, bir saniye. Ya yakışıyor mu böyle ya? Koskoca soruşturmanın başındaki memurum ben. Burada soruşturmaya çağırdığım vatandaşların önünde beni çocuk gibi azarlıyorsunuz. Kusura bakmayın, ben böyle özel hayatımla işimi karıştıramayacağım. Cemil! Allah Allah! Ne oldu bu çocuğa böyle ya? Amirim ben anlatayım, şimdi bir şey olmadı, bu hep böyleydi. Yok yok, bunun rahmetli babası da böyleydi, hırsından çatladı. Bir daha böyle onun bunun arkasına saklanıp gelmeyin sakın, daha kötü olur, anladın mı? Atmıyorum lan o imzayı, atmayacağım. Ben sana nasıl attırırım imzayı gör bakayım. Yapma ya, nasıl olacak o iş acaba? Olunca görürsün. Ulan mahkeme kararıyla zaten boşanacaksın. Elbet çıkacaksın hayatımızdan, neyi zorluyorsun? Neyi zorluyorum biliyor musun? Ben istemeden o mahkeme senelerce sürecek, süründüreceğim oğlum sizi. Ulan sen ne tarz bir manyak pisliksin lan? Allah belanı versin senin be. Tamam ulan, tamam. El mi yaman, bey mi yaman göreceksin sen. Paşa paşa çıkacaksın hayatımızdan oğlum. Nasıl olacak o iş? Öldüreceğim mi lan beni? Yok, daha beterini yapacağım. Öldüreyim diye bana yalvaracaksın. Beni az çok tanıyorsun zaten değil mi? Şimdi kudur meraktan bana ne yapacak diye bekle bakalım. Gidebiliriz. Hah, bak baba olarak bir geldim. Şak diye duruma el koydum, hallettim işi. Baba ne hallettin? İyice delirttin adamı. Gelirse delirsin. Allah Allah. Amirim ne dedi? O kağıtları imzalayacağım, ben de göreceğim dedi. Tamam ya, o iş oldu bir saniye. İyi, hadi ben eve gideyim. Ay, evde de bir sürü iş var beni bekleyen ya. Bana bak, sen hiç merak etme, ben bu işi çözeceğim. Babanın dediği gibi o korkak bir herif. O yolda geleceğim hakkından. Anlamadım, nasıl korkutacaksın ya? Ne yapacaksın? Ben yapacağım biliyorum işte. Yani biz de kimsesiz değiliz. Aklını başından alacağım onu, o zaman anlayacak. Barış Allah aşkına bir şey yapma bak. Adam devlet memuru tamam, başımız belaya girer, hiç gerek yok. Ya girerse girsin ya. Allah Allah. Ulan ellerim kırılsaydı ben onun kalp masajı yapmasaydım, geberseydi gitseydi. Lan cezası herif. Aşkım bak. Rica ediyorum bak, Ömer belasından sıyrıldık. Bunda boğulmayalım bak, ne olur. Yavrum kaç sene bekleyeceğiz? Ne kadar sene süreceğine bak, kadın söyledi, hatırlamıyor musun? Tamam sen sakin ol, ben çözeceğim tamam mı? Sen uzak dur Cemil'den. Nasıl halledeceksin hayatım, söyler misin? Ya annesiyle konuşayım, annesiyle. Kadın zaten istemiyordu beni. O halleder. Nasıl halledecek? Bugüne kadar halletmedi, nasıl halledecek? Nasıl ikna olacak? E ama şimdi sen oğlunun hayatını kurtardın. E başka türlü konuşur o da oğluyla tabii. Yani anneler için böyle şeyler önemli. E herhalde. Sen sakin ol tamam mı? Uzak dur Cemil'den. Ben hallediyorum söz. Sen de ondan uzak dur, bundan uzak dur. Ben ne şaşırdım artık Filiz yani. Annem misin, sevgilim misin belli değil ya. Aa! Ne yaparsan yap be. Git Ömer vursun seni, bu da hapse atsın. Yiyin birbirinizi, ne yaparsan ya. Ben memnun muyum senin annen gibi davranmaktan? Şişt, bana bak, bana bak. Ne? Tamam kızma be. Allah Allah, ne olacak? Ha. Ben söyledim öyle yani. Ben belki öyle istedim, söylemek istedim yani. Hanginiz bir anda sinir krizi geçireceksiniz belli değil. Kim ne zaman nerede ne yapacak belli değil. Yiyin birbirinizi. Silahla mı vuruyorsun? O seni kaçırıyor mu, ne yapıyor? Halledin. Çözün, yiyin birbirinizi. Tam ben de annelik yapmayayım. Tamam bana bak. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tamam sözüm geri alıyorum. Sıkıntı yok. Senin kızdığın şeyi anladım ben. Ya insan yani böyle sevgili olunca her şey olabilir yani. Hani annesi olabilir, babası olabilir, kardeşi olabilir. Öyle yani, sen de benim her şeyimsin. İyi çevirdim, fena değil. Evet, iyi çevirdim. Çok sonradan anladım diye. İyi, Cemil için ben halledeceğim. Tamam. Ama bir şartla. Eğer senin istediğin yöntemle olmazsa benim yöntemlerine başvuracağız. Tamam. İyi. İyi, tamam sus. Güzel. Anlaştık. Allah! Saat kaç şu anda? Ne bileyim ben ya. Benim hastaneye geçmem lazım, oyalandık burada bu kadar. Tamam hadi koş sen önden. Hadi. Hadi bir dakika, kaçtım. Ulan ben de bunu sizin burnunuzdan getirmezsem var ya. Ya abicim, sen ne diye direniyorsun ki boşanmayacağım diye? Değer mi rezil olduğuna? Oğlum ne yaptıklarını görmüyor musun lan? Nasıl gücüme gidiyor biliyor musun? Cümle aleme rezil oldum. Geliyorlar bir de utanmadan karakolda hır çıkarıyorlar. Ya abicim, güzel abicim. Bak şu kaçakçılık işini bir çözelim. Bu abi midir nedir onu bir yakalayalım.
Ondan sonra al misler gibi terfi. Ne uğraşıyorsun bunlarla sen ya? Doğru diyorsun lan. Ben o terfiyi bir alayım. Görelim bakalım ondan sonra karşımda böyle cart çurt yapabiliyorlar mı? Gel. Amirim. Ya kusura bakmayın. Demin biraz fazla sert çıkıştım. Kendime hakim olamadım. Özür diliyorum. Ne oluyor Cemil? Niye uğraşıyorsun bu kızla sen? Hani belli ki gönlü sende değil. Yakışıyor mu senin gibi polise böyle davranmak? Yok uğraşmıyorum amirim. Mesele o değil. Bu Ömer'le bunlar akrabalar. Siz biliyor muydunuz? Onu merak ettim de. Yani Ömer'in kızı Filiz'in aynı zamanda yeğeni oluyor. Biliyor muydunuz? E'si... Yani Ömer'le şimdi beraber de çalışıyorlar ya. Ömer onun patronu. Belki bunlar bu işin içinde beraber olabilirler diye düşündüm. Yok canım. Olur mu öyle şey? Olur mu amirim? Yani neden olmasın? Buraya geldiler, bir ton tantana çıkardılar. Laf kalabalığına getirdiler, sorgudan da yırttılar. Gördünüz. Sen bu kızdan öç almak için bu soruşturmayı kullanmıyorsun değil mi Cemil? Amirim aşk olsun. Yani özel hayat başka, görev başka. Ben bunları ayırt edebilecek kapasitede bir insanım, biliyorsunuz. Ömer'in elmasları Filiz'in evinden çıkıyor. Bundan ötesi olabilir mi? Bir düşünün. Kız kendi geldi, şikayetçi oldu. Tamam, kendi geldi. Yani her şeyi düşünmek lazım. Belki aralarında bir husumet çıktı. Evet, birlikte çalışıyorlardı. Bir husumet çıktı. Filiz de öç almak için Ömer'i ön plana atmış olabilir. Ne diyorsun? Peki şimdi bunlar Ömer'le görüşüyorlar mı? Bence görüşüyorlar. Yani... Ben şöyle düşündüm amirim. Bence biz bu Ömer'i, yani abiyi yakalamak için Filiz'i kullanabiliriz. Filiz kendisi zan altında kalmak istemiyorsa... gelsin burada bize yardım etsin, biz de Ömer'i yakalayalım diyorum. İyi o zaman. Git bir konuş bakalım. Kabul ederse hemen operasyona gideriz. Tamam amirim, emredersiniz. Cemil... sen bu abi işini çözer de çeteye çökertirsen... ben de senin adını büyük bir gururla terfiye yazarım. Sağ olun amirim. Filiz. Ha Tülay, ben de sana gelecektim konuşmaya. Ay ben de belediyenin gebelik kursu var. Tufan'la oraya yazıldık. Oradan geliyorum ben de. Neler öğretiyorlar bir görsen. Öyle bir kurs mu var ya? Ha. Sen ne diyecektin? Ya biz bu Cemil'den kurtulamıyoruz Tülay ya. Vallahi bak dengesiz herif. Barış da sinirlendi artık. Delirdi çocuk, öyle yaparım böyle yaparım diye korkuyorum. Ne yapacağım ben ya? Ay Tufan da beni deli ediyor ya. Neymiş efendim? Doğuma girmeyecekmiş. O ne demek ya? Tufan abi doğuma mı girecek? Girecek tabii. Çocukların babası o değil mi? Ne olacak? Ay neyse konuyu dağıtmayayım. Ne yapacaksın Cemil'i? Ya şimdi ben Barış sakinleşsin diye dedim ki ben Fatma teyzeyle konuşurum. Sen merak etme falan. Ama biliyorsun yani Fatma teyze Cemil'den beter. Hakikaten ya. O kapının önüne geldi. Akşam kadın neler dedi öyle ya? Yılan. Of, Tülay bir akıl ver ya. Ne yapacağım ben? Ay biz bu Cemil'e başka bir kız mı bulsak ya? Aşık olsa senin yakandan bir düşse artık. Oho, ölme. Eşeğim ölme diyorsun. Aha, iten çoma hazırla. Cemil. Aç bakayım. Efendim Cemil. Ha Filiz, bu mahallenin oradaki çay bahçesi var ya. Biraz oraya gelebilir misin? Bir şey konuşmam lazım seninle. Ha bu boşanma işini kabul etmediğin sürece hiçbir yere gelemem ben. Konuşmuyorum seninle. Onunla ilgili konuşacağım zaten. Bir teklifim olacak sana. Tamam. Ha 10 dakikaya gelirsin herhalde. Ben geçiyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Ne diyor? Bir teklifim var. Gel konuşalım boşanma meselesini diyor. Git. Belki 40 yılın başı akıllı bir şey söyler hadi. Daha demin karakolda konuşuyordu abuk subuk. Taş mı düştü onun başına? Ay bu çocuk Barış'ı görünce erkekliği tutuyor. Böyle bir hallere giriyor. Sen şimdi baş başa konuşunca belki ikna edersin. Hadi git. Hadi. İyi. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi sıkma canını. Şimdi Filiz, şöyle bir durum var. Benim bir terfi alma imkanım da oldu. Yani eğer bu Ömer'i ve elmas çetesini yakalarsam, bir şekilde çökertirsem terfi alıyorum.
Aferin. Ne yapayım, beni niye çağırdın buraya? Biliyorsun bu Ömer firarda. Kendisine ulaşamıyoruz. Ve maalesef sicili de ufak tefek birkaç şey dışında tamamen tertemiz. Yani senin tanıklığın dışında elimizde hiçbir şey yok. Şu. Diyorum ki sen şimdi bu Ömer'i bir arasan. Buluşmak istiyorum desen. Yani bu adamın kızı senin yeğenin oluyor ya. Kızı görmem lazım falan desen. Sonra biz sana bir tane dinleme cihazı taksak. Yakınında bir yerde olsak. Adamı konuştursan, bu delil yerine geçse. Hemen tepesine biner yakalarız. Ne diyorsun? Sen de bunun karşılığında boşanmayı kabul edeceksin, öyle mi? Edeceğim. Bak Filiz. Siz benim itibarımı iki paralık ettiniz. Yani beni madara ettiniz hiç gereği yokken. Neyse, bir şekilde bana yardım edersen, mesleki olarak itibarımı geri kazanmama yardım edersen, ben de bu boşanma işinde kolaylık sağlayacağım, tamam? Ya Ömer gelmeyi kabul etmezse? Sen onu bir şekilde ayarlarsın ya. Dediğim gibi yani. Ömer'in kızı senin yeğenin ya bir şekilde. Ama bir dakika şimdi. Ömer kabul etse bile yanımızda ufacık çocuk olacak. Öyle silahlı çatışma falan, ben öyle silahlı ortama sokmam çocuğu. Ya Filiz, ortada küçük bir çocuk varken biz onu tehlikeye sokmayız herhalde. Bu işin de bir yolu yordamı var. Ya sen kendin vurulmuşsun. Çocuğu nasıl koruyacaksın? Neyse, mesele o değil. Tamam, bana güvenmiyorsan gel amirimle konuş. Tamam. Sen bu işi kabul ediyor musun, etmiyor musun, onu söyle. Boşanma belgelerini imzala, kabul edeyim. Yok. Kusura bakma da Filiz Hanım, ben de sana o konuda güvenmiyorum. Sen önce bana Ömer'i getir. Ben ondan sonra imzalayacağım belgeleri. Tamam, amirine konuşayım öyle. Sen bu işi kabul ediyor musun, etmiyor musun, onu söyle. Dedim ya, amirine konuşursam olur. Tamam, ben şimdi arıyorum amiri. Merak etme, öyle kendi kafama göre iş yapmıyorum zaten. Merak ediyorum, ara. Yok var ya Rahmet, eğer babanı elime geçirirsen bir kaşık da boğacağım, haberin olsun. Adam kırdı, döktü, dağıttı, gitti. Arkasını ben topluyorum resmen, şaka gibi ya. Ya klasik Fikriyeli bul işte. Kafasına göre dağıtır, bozar. Arkasını biz toplarız. Sen de biliyorsun Müjde. Yeni bir şey değil ki bu. İnşallah sen de babana çekmemişsindir Rahmet. Ben korkuyorum senden vallahi. Allah Allah, bizim ne güvensizliğimizi gördün sen ya hemen. Ya ben bilmem, babanın oğlusun sonuçta. Bak, Fikri Elibolu savunacağım hayatta aklıma gelmezdi. Ama babam aşkına ihanet etmez kızım. Vallahi. Ondan böyle oldu zaten o. Annemin ölümünü kaldıramadı işte. O yüzden böyle abuk sabuk davranıyor yani, ne yaptığını o da bilmiyor. Hep baştan yani bunlar bizde. Ya anneme aşık değildi yani. Bir tek senin annem vardı, öyle mi? Ya onu mu dedim ben şimdi? Ne saptırıyorsun konuyu ya? Biz Elibollar ilk aşklarından vazgeçmeyiz kızım. Yaz bunu yani sen de bir yere. Ya öyle diyorsun yani. Ha, öyle diyorum yani. Ya hadi yine iyi kıvırdın. Bu İzmir'e gidiyoruz demek mi oluyor şimdi? Ya bu ne var bu İzmir'de ya? Ne, söyle bakayım, neyim bu İzmir? Eğlenceli. Hem üniversiteleri de iyi, o yüzden diyorum. İyi, tamam, Ankara'ya gidelim o zaman. Hı? Ankara'da ne var ki? Ya tamam, öyle İzmir gibi eğlenceli, coşkulu bir yer değil Ankara. Kabul ediyorum. Ama benim istediğim bölümün de en iyisi orada be Müjde. Şimdi eğer ablamı bırakacaksam ben burada, geleceğim için bir şey olması lazım, anladın mı? Öbürü şımarıklık gibi geliyor bana, ne yalan söyleyeyim. Ya senin de yanında isterim tabii. Gelir misin benimle? Sisli, puslu, soğuk Ankara'ya. Sen beni böyle iste, ben senin her yere gelirim şapşal kafa. Allah, biliyorsun ya. Gelirim. Yapışır mısın? Rahmet. Şey, müdür bey biz... Sen biraz benimle gelsene, azıcık konuşalım. Konu nedir? Sen gel odamda konuşalım, önemli bir mesele var, hadi. Kim ne yaptı yine acaba ya? Gel ben geleyim.
Sen şimdi Ömer'i yakalatacaksın. Cemil de senin yakandan düşecek, öyle mi? Kabul ettin mi sen bunu? Yani amiri de aynı ağızdan konuşunca kabul ettim tabii. Ay. Yani onların yanından Ömer'i de aradım ama ulaşamadım. Ay hadi inşallah ya. Ay, kurtulalım şu Cemil'den, sen sağ ben selamet. Ama bana bak, Barış'a söylemeyeceğiz, tamam mı? Yani şimdi gerek yok. Karşı çıkar, o istemez böyle bir şey yapmama. Niye kız? Niye Barış'a söylemiyoruz? Bana bak, sen yoksa böyle silahlı milahlı olaylara falan mı gireceksin? Bak o zaman ben de kabul etmem ha. Ay hayır, sakin ol ya, silah falan yok. Sadece işte ben arayacağım Ömer'i. Diyeceğim ki şurada buluşalım. Ben gitmeyeceğim, polis gidecek onun gibi. Barış'a niye söylemiyoruz o zaman? Yani şimdi ortalığı bulandırmamak için Tülay. Hem ben şimdi imzalı boşanma belgesiyle gidince sürpriz olur ona, daha güzel olur. Ay kurtuluyoruz şu sinsi Cemil'den ya. Şey.